Merhaba, ben Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Gökberk Aktaş. Bugün avukat arabulucu Burak Aslanpınar'ın konuğuyuz. Sohbetimizde yeni nesil avukatlıkla alakalı merak ettiklerimizi, avukatlık konusunda kendimizi nasıl geliştirmemiz gerektiğini Burak Bey'e danışacağız. Yeni nesil bir avukat fark yaratmak istiyorsa hangi alanlara yönelmeli? Bir 25-30 yaşında genç bir hukukçu olsun. Bir de 75-80 yaşında gerçekten konusunda hakim işte Artık. profesör veya işte çok uzun yıllar duruşma salonlarında dirsek çürütmüş bir meslektaşımız olsun. Şimdi 75-80 yaşındaki miras hukuku konusunda duayen meslektaşımızın dönüp Instagram hesabının dinamiklerine hakim olması pek mümkün değil. Bunu kabul edelim. Kesinlikle. Belki bu konuda destek alabilir ama bir fikir yürütebilmek için, bir şeyi tam olarak ortaya koyabilmek için biraz bunun dinamiklerini birebir görmek lazım. Ama bence 25-30 yaşındaki meslektaşımız zaten kullanıyor bunu. Yani Instagram hesabı nasıl açılır, devredilir mi, devredilmez mi? Buradaki sahiplik nasıl olur? Birazcık da ilgisi varsa o en başta ortaya konan sözleşme küçük küçük yazılarda ne yazıyor? Bunu bilir. Burada böyle bir hakkı olup olmadığı konusunda da nasıl bir düzenleme yapılabilir konusunda. Belki sadece düzenleme var mıdır, nasıl uygulanır değil. Belki de bir öneri de getirebilir. Dönüp bu durumda medeni kanun hükümlerine bakıp bir sonuca ulaşabilir. Ya bence 25-30 yaşındaki bu konulara hakim bir hukukçu çok daha kolay diğer kısmı tamamlayabilir. Daha doğrusu orada öyle bir boşluk var ki Kesinlikle. buraya çok rahat yönelebilir. Ama o 75-80 yaşındaki meslektaşımızın buraya geriye dönük ulaşması çok mümkün değil. Burada aslında şöyle bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Yani hem işte kripto para dedik, onun hukuk dedik, yok startup vesaire, sosyal medya, her neyse, bunun yeni ortaya çıkan bu güncel durum, dijitalleşme yeni hukukçulara inanılmaz alanlar açıyor. Bunun Kesinlikle. farkında olursak, yani bu işte ama Allah'ım işte avukatlık artık mümkün değil mi, çok mu zor meslek vesaire. Sadece duruşmalara girip çıkılacak, icra dairelerinde İşte icra takip açılacak, hazde gidilecek şekilde düşünmemek lazım. Yani olayı aslında hocam biraz değiştirmek istiyorum. Düşünüyorum mesela bir avukatın ofisi olmayabilir mi? Mesela şu anki dünyada. Çünkü hocam şöyle düşünelim. Bir danışanı var ya da müvekkili var. Sosyal medyayla ilgileniyor. Mesela bir startup. Ve hocam aslında müvekkilinin de bir ofisi yok. Şimdi baktığımızda hocam sizce avukatlıkta böyle bir şey ortaya çıkabilir mi hocam? Ne düşünüyorsunuz? Bu böyle siyahla beyaz gibi bir durum değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben biraz daha böyle yine arada kalarak söyleyeyim. Hitap ettiğiniz kitle çok önemli bir kere. Böyle bakmak lazım. Yani 20 yaşındaki YouTuber'a hizmet verecekseniz aman Allah'ım işte çok şaşalı bunu aramaz. Çünkü onun hayat şartları öyle değil. Bununla birlikte 30 yıllık bir şirketin başındaki kendisi de örneğin 60 yaşında olan bir kişi sizin ofisinizin olmasını, orada kaliteli mobilyalar olmasını, belki ikramınızın iyi olmasını, üzerinizin başınızın düzgün olmasını arar. Dolayısıyla aslında buna bu taraftan değil de karşı taraftan bakmak daha doğru. Olduğumuz yerden bakmak bir de yani hocam o dediğiniz müvekkile göre bakmak. Müvekkil yani ama şunu söylemek lazım. Netice itibariyle biz biraz daha mutlaka ofisimiz olsun, şöyle olsun, işte kravatımızı takalım. Oradan geldik. Bununla birlikte şu dönemde müvekkilimi görmeden, aynı ortamda bir araya gelmeden çok fazla vekalet aldığım, dava takip ettiğim, sonuçlandırdığım oluyor. Dolayısıyla mesela burada ofisin etkisi var mı? Belki bu meselede olmayabilir. Bunların hepsi sizin aslında içinizde, kendi üzerinizde taşıdığınız, var olanın üzerine koyduğunuz referanslardır, çeklerdir. Ama en önemli giyecek bizim için bilgidir. Bilgidir. Eğer bilginiz iyi olursa zaten geri kalanlar arkasından gelir. Ha birçok çözüm önerisi mümkün zaten. İşte sanal ofislerden tutun. Home Dijital, tabii home office, yani home office biraz daha farklı bir kavram ama paylaşımlı kullanım ofisler. söz konusu olabilir. Tabii yani yeni meslektaşlarımızın için ciddi masraflar bunlar. Evet. Ama şu çıkıp şöyle popülist bir söylemde bulunmak da doğru değil. Ya gerek yok ofise ofise artık bu Evet işler nerede kaldı bunlar demiyor. Bak bazı olaylarda diyebilirsin ama burada tam olarak öyle değil. Ama şunu da söyleyemeyiz. Gidin en şaşalı pahalı plazadan bilmem kaç şey metrekare ofis tutun. Öyle olunca avukat. Hayır. Yine söylüyorum. En değerli en güzel giysi öncelikle bilgi.
Ondan sonra diğerlerini tamamlamak gerekiyor. Bir zaman içerisinde, bir gelişim içerisindeyiz. Bu sosyal medya uygulamalarının birçoğunun artık temsilciliği yok. Yani yavaş yavaş birkaçının evet. açıldı fakat birçoğunun hocam temsilciliği yok. Ve hocam hem kullanıcı açısından aslında hem de uygulamanın sahipleri açısından bir problemli bir durum. Çünkü bu ülkede aslında bir kullanıcısı var. Bu ülkede gelir elde ettiği ve bu ülkede bilgi elde ettiği kullanıcıları var hocam işin içerisinde. Burada bir avukat sosyal medya uygulamasıyla alakalı bir problem yaşandığında kime başvuracak? Yani sosyal medya hesabını kullanan kişi kime başvuracak? İkincisi bu. Sosyal medya kullanan kişi Türk vatandaşı olduğu için hocam Türk mahkemelerini kullanabilir. Ama hocam burada da aslında bir problem çıkıyor. Hangi mahkemeler yetkili olacak? Ya uygulamanın kendisi kime danışacak hocam? Uygulamanın kendisi problemi nasıl çözecek? Burada çok ciddi bir karmaşa var. Yani usulen bir problem var. Burada hocam 3 açıdan bakarsak durumu nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi aslında çok güzel bir açıdan baktım. Burada sadece bizim ulusal mevzuatımız değil, uluslararası global anlamda ihtiyaç var. Belki aslında çok önceden beri uygulanan ama daha sonra klasik anlamda yargıyla biraz kenara atılmış düzenlemeler daha ön plana çıkabilir. İşte burada arabuluculuk, tahkim dediğimiz kurumların uluslararası boyutta sosyal medya için, e-ticaret için uygulanmasından bahsedebiliriz. Yani bizim sosyal medya hesabımızın nasıl açıldığından, içeriğinin nasıl olduğundan, oraya nasıl para geldiğinden eğer öyle bir şey varsa, nasıl bir değer oluştuğundan tamamen habersiz bir asliye ticaret mahkemesine başvuracağımıza bu konuda gerçekten uzman olan tahkim kurumu oluşması lazım uluslararası. Ve bunun üzerinden yürümesi lazım. Tabii bu çok daha büyük bir çözüm gerektiriyor. Fiziksel ofis. Fiziksel ofis dedim bak hemen tekrar orada aklıma geldi. Yeni nesil için, genç meslektaşlarım için önerim dijital ofislerine daha çok önem versinler. İnternet sitelerinden, sosyal medya hesapları. Oradaki görünürlük işte dışarı asacağınız tabeladan işte yok onun boyutlarından, renginden çok daha önemli. Çok kıdemli bir meslektaşım vardı. Çok da böyle tabela değerinin yüksek olduğu bir yerde ofisi vardı. Kızılay'ı bilir herkes. Kızılay tam olarak Ankara'nın göbeğidir ve Kızılay'da gayet görünür bir tabelası var. Dedim ki kaç defa kapıdan girip ya avukat bey tabelanızı gördüm ben geldim diyen oldu. Dedi ki bir tane aldım. Çok soran oldu. Hani ya benim işte böyle bir icra işim var nasıl yaparız falan soruyorlar. Sadece bir tane iş aldım. Bak bu kadar zamanda. Peki ben şöyle söyleyeyim. Çıkıp bir bilgi paylaşan, fikir yürüten, yeni bir şeyler ortaya koyan bir makaleyi yazdınız ve paylaştınız. İnternet ortamında paylaştınız, bir portalda paylaştınız, sosyal medyada paylaştınız. Bakın bunun geri dönüşü daha fazla olur. Ama yine aynı yere geliyorum. Eğer oradaki muhatap sizin ofisinize de gelecekse bu işte bir son çeki de sağlar. 25-30 yaşında bir meslektaşımızın aynı yere gelelim. Karşıdaki müvekkil adayı tarafından ya bu adam bu işi biliyor ben bu adama bu işimi vereyim diyebilmesi için rüştünüzü ispat etmeniz lazım. Kesinlikle. Diğer yaşça büyük meslektaşımıza göre. Rüştünüzü ispat edebilmek için çok iyi bir mecra. Ben bunu biliyorum. Bak bu konuda makalemi yazdım. Ha, değil mi hocam? Araştırmamı yaptım. Bunu da ortaya koyuyorum diyebilmek için. Yoksa hani böyle yok işte havalı fotoğraflar, videolar onlardan bahsetmiyorum. Aslında yine aynı şey geliyor. Bilgiyi paylaşmaktan bahsediyorum. Evet. Bunun için de gerçekten çok güzel bir imkan sağlayabilir. Evet yani aslında artık çok fazla görüyoruz sosyal medyada. Avukatların makale ve bilgi paylaşımını Instagram üzerinden yaptıkları. Aslında hocam biz öğrenciler için de çok güzel bir fırsat. Yani öğrenemediğimiz, görmediğimiz, pratikte göremeyeceğimiz birçok konuyu avukatlar sayesinde, üstadlarımız sayesinde görebiliyoruz. Hocam peki güzel konuştuk ama hocam bir sıkıntımız var. Avukatlık kanununda bir reklam yasağı var. Evet. Çok fazla tartışılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Reklam ifadesi biraz tabii böyle çekici gelmiyor açıkçası. Yani reklam yapabilmeden bahsediyorum. Yani işte davanızı en iyi biz takip ederiz. Kesin sonuç alırız. Böyle değil ama bir taraftan da bir avukatın orada bilgi paylaşmasını, insanların farkındalığını arttırmasını, meslektaşların da aynı şekilde farkındalığını arttırmasını sırf reklam yasağı yönetmenin bilmem kaçıncı maddesine göre işte uygun değil diyerek engellemek de doğru değil. Bunları yaparsanız ne olur biliyor musunuz? Bu reklam yasağına tabi olmayan, hukukçu olmayanlar çıkar bundan anlatır. Şimdi biz kendi kendimizi engelliyoruz. Evet. Reklam yasağı var, işte onu söyleme. Reklam yasağı var, bunu yapma. Kim yapıyor? Ondan sonra çıkıyor YouTuber bir arkadaşımız. Yani hukuk fakültesini bir tarafa bırakalım. Belki üniversitede okumamış ama çıkıyor anlatıyor. Şu böyle olur, bu böyle olur diye insanlar da bunu takip ediyor. Onun yerine sınırlarının daha makul hale getirilmesi gerek. Şunu söyleyeyim. Belki sizler bilmeyebilirsiniz ama avukatın web sitesi için işte sadece av.tr uzantılı
web sitesi olsun da sadece içinde buna ya kartvizit gibi bir şey oluyordu. Ama ya ben bir bilgimi, sorulan bir soruya ilişkin cevabımı paylaşmak istiyorum. Belki meslektaşımla paylaşmak istiyorum. Burada işte reklam yasağına aykırı bir hareket olmaz. Veya Av.tr dışında başka bir uzantı kullanabilmeli miyim? Kullanabilmeliyim. Yani çünkü teknolojinin imkanlarından faydalanabilmeliyim. Av.tr uluslararası bir şey değil ki. Kesinlikle, kesinlikle. Yani öyle. Bizim ismimizle birlikte düşündüğün zaman çok anlamsız oluyor. Dolayısıyla biraz daha geniş bakmak lazım. Ama geniş bakarken yani çıksın işte fotoğrafını, videosunu, yok arabam şöyle, ofisim böyle, bunu paylaşmasından da bahsetmiyor. Sorularımızın sonuna geldik hocam. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son olarak hocam sözü size bırakayım. Öncelikle içinizi karartmayın. Ya çok hukuk fakültesi var. Çok işte hukuk fakültesi mezunu var. Var ama çok da büyük imkanlar var. Gelişen çağa ayak uydurabilirseniz, yenilikleri görebilirseniz, buna dahil olabilirseniz, buradaki fırsatları fark edebilirseniz aslında genç meslektaşlarımız için çok büyük fırsatlar var. Çok büyük imkanlar var. Bunları değerlendirmenizde fayda var. Olumlu düşün, olumlu bak derim.